İyi akşamlar Şişecam günlük grafik. Klasik her cuma yayınlayamazsam veya pazar yayınlıyorum. Burada biliyorsunuz geçen hafta izlediğimiz o 8-20 civarını geçtik. Şişecam hala yukarı akımı devam ediyor, onu söyleyeyim. Yapmaya çalışıyor. Orada bir bozulma yok. Yani bu hafta öyle çok neşeli geçmedi tabii. Onu hani her hafta zaten o kadar kazandıracak hızlı gidecek diye bir şey yok da öyle bir kural da yok. Bu hafta biraz yataydı. Hem borsanın durumu etkiliyor tabii bu işleri. Hem bir taraftan Şişecam'da ufak bir bu şey yani biraz satıcı ya da alıcılar biraz korkak davranabiliyor. Bir önemi var mı? Şimdilik yok. Yukarı yönlü akım bozulmadı. Hala 8.57'nin üstündeyiz hafta sonu itibariyle. Önümüzdeki hafta 8.57 takip edilebilir. Çok şey bir alan mı yani şunu diyebilirsiniz ya 8.57'nin önemi ne? Orada stoplar patlar mı? Çok hızlı geri baskılanır mı? Onu bilemeyiz yani. Çok da Şişecam'da büyük bir haber bir şey olmazsa bilmiyorum. O tür 8 kırıldığı zaman uzamalar hızlı olmayabiliyor bazen. Ama böyle çok erkenci arkadaşlar arasında 8.57 ve artık 8.20'yi takip ediyoruz burada. Yani 8.20'nin üst altında bir hareket var mı yok mu açıkçası. Piyasa daha çok onunla ilgilenir diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim yani bilmiyorum benim kuruntum da olabilir. Yani net konuşmayayım da genelde bu tablolarda tabii düzeltmeler. Ona şey de derler arkadaşlar. Ben terminolojik olarak öyle o tür bir dil kullanmıyorum da yükselişin onayı alındı falan da diye sağda solda okursanız yani öyle bir şey normalde 8.20 temasında öyle bir cümle kurulur. O yüzden orası hem özellikle 20 üstelinin olduğu bir alan hem de kırdığı direnç aslına bakar. Ben 20'ye yuvarlıyorum onu söyleyeyim biraz aşağı yuvarlıyorum. Bu alan kırılırsa Şişecam'da belki kafalar biraz karışabilir. Şu anda olumlu mu olumlu hala bakın piyasa yani hacim şey değil tabi biraz ufak tefek bir düştü o normal hacmin biraz düşmesi anormal bir şey yok şöyle göstereyim ama hala aylık hacmin aslına bakarsanız hani şu o sarı olan ortalamadır burada ortalamayı ihmal ediyorum onu söyleyeyim ortalamaya bakmıyorum ama Temmuz ayına ve Haziran ayına göz ölçüsüyle baktığım zaman hala üstünde bir hacimler var yani piyasa satışları karşılıyor 4-5 gündür Şişecam'da bu önemli yani kolay beri pes etmiyor piyasa size salmak istemiyor aşağı bakın çok beklendi burada da çok beklendi yani diyorum ya paranın bir zaman maliyeti var yani yatırımcılara da zaman maliyeti var paranın dolayısıyla o bile çıktı mı çıkmadı mı o tartışılır bunu geçen hafta da söylemiştim Şişe'de yani o paranın zaman maliyeti bile henüz çok çıkmış değil bu fiyattan yani enflasyonu falan düşünürseniz TL'de kalıyorsunuz yani doları şunu bunu düşünürseniz henüz öyle büyük bir atak sayılmaz. Dediğim gibi hala yukarı yönlü akım devam etmeye çalışıyor ve devam da ettiğini görüyoruz. Yeni haftada umarım tabi Borsa İstanbul'da biraz daha şey yaparsa yukarı bir gaz verirse iyi olur. Yani burada geçen haftaki videolarda söylemiştim 1470-75 var. 1468 teknik olarak da ben 70-75'e yuvarlamıştım. Sert satılabilir demiştim o kısım. Bir hikaye yok çünkü o yoksunluk ortaya çıktı bu hafta. Yani dinleyenler hatırlayacaktır. Biraz satışlara da neden oldu tahmin edildiği gibi. Tabi bundan sonraki fiyat hareketi Şişecam'ın 8.80 üstüne olarak takip edilir. Şöyle dolar olarak da bakarsak bir direnç bölgesine. Buraya işaretlemedim de aslında bir işaret koyayım. Geçen hafta da galiba bakmıştım. Unutuyorum sonra. Yani bunu pardon bunu USD TL olarak çeviremiyoruz. O bir bilgi olsun. Çünkü öyle bir senet var yurt dışında. USD TL yazdığınız zaman doğrudan oraya alıyor. Düzeltelim. Ben de el alışkanlığı çünkü çeviriyorum genelde. Ha, geldi zaten. Çeviriyorum ondan sonra olmayı veriyor. Şuradan çeviriyorsunuz onu. Şöyle döviz. Evet. Dolar TL olarak da Şişe'de şuradayız. Yani şu genel biraz daha geriye doğru göstereyim. Yani daha önce dolar olarak gördüğü değerler Şişe'nin bellidir. Yukarı gittikçe buraya çizmişim. 1 lira 1 dolar 7 senti takip ediyoruz. Yani bu yukarı akım sürdükçe 1 dolar 7 sent önemli bir direnç bölgesi. Tekrar tabii TL'ye alacak olursak onu şuraya da işaretleyeyim de onu unutmayayım ya. Gerçi onu nasıl işe dolar da oynuyor ama biraz yani 1 dolar 10 sent olsa 8.50'den saysak 85 koyarız. 9, 35 o 9.35. Yani oradan biraz pay verelim, değil mi? 9.20 civarları mı işte? 9.20 civarları. Şöyle. Hatta 9.05 falan oluyor. 9 da diyebiliriz ya. Yani diğer bir dediğim gibi dolar olarak direnç noktası. Onu şuraya koyayım. Daha sonra unutmayayım.
9 civarları dediğim gibi aşılması gereken bir direnç. Tabii hareket 8 ve 20 üstünde kaldıkça oyuna doğru devam edeceği de düşünülür. Biraz sıcak. Zaten bu yayılmanın sebebi bu yani. Hazmediyor, soğuyor hafiften. 74 RSI. Şurada bakın 78 RSI'ye kadar gitti şişe. Orada bu alanda destek bulması önemli. Yani RSI'yi biraz sağa yatırırken, hafif düzeltirken diyorum ya, o kâr realizasyonu alver oluyor arada. Orada böyle satılarak olması yani şey yok, hani destek kırılmadıktan sonra satılarak olmasının da büyük bir önemi yok, ama burada dediğim gibi piyasa bakın RSI'ye rağmen tutuyor şişeyi. Satmak istemiyor şimdilik. Bu olumlu. MACD'de aslında RSI'de yukarı doğru hala şeyini sürdürüyor. Momentumun sürdüğünü gösteriyor. Sadece bir yayılmadan dolayı boyunlar biraz bükülmüş. Bunun dışında özel bir şey açıkçası yok. Önümüzdeki haftada umarım 900 liranın üstünü konuşuruz. Herkese iyi akşamlar.